Ebu Süleyman Darani Hazretleri 3. Bölüm Şam'da yetişen büyük velilerden 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup, Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün Namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti. Dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi ve yine önceki tesiri hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa Öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve salih kimselerin ilim meclislerine, sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz Hazretleri bir serçe, bir turnayı avlamış buyurarak onun kavuştuğu manevi yolun büyüklüğüne işaret etti. Ebu Süleyman Darani Hazretleri dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup zahit bir hayat yaşadı. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Hayırlı adam hayırlı işe sebep olur. Hayrun nasi men yanfe'un nas. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyruluyor. Ahirette iki yol olduğu gibi dünyadan da ahirete giden iki yol vardır. Biri Allahü Teala'nın rızası için çalışılan yoldur. Diğeri de insanın kendi nefsi için, şeytan için, servet için, şöhret için çalışılan, kazanılan yoldur. Ama ikisinin de bir gün bitmesi lazımdır. El mevtü babun küllün dahil uha Ölüm tek bir kapıdır. Herkes oradan geçecektir. Orada ayrı bir kapı yoktur. Allahü Teala'nın ahirette bize soracağı iki sual, niçin yaptın, kim için yaptın? Eğer bana ait olanlar varsa ayırıyorum. Onlar bana aittir. Bana ait olmayanları sana veriyorum. Ne yaparsan yap, diyecektir. Günahların en büyüğü kul hakkıdır. Anne hakkı, baba hakkı, komşu hakkı, kime olursa olsun bir hak vardır. Bu hak ya iyi veya kötüdür. Buradaki hesabımıza göre haklıyız diyoruz. Ya yanlış çıkarsa ne yaparız? Orada artık dönüş yoktur. Göremezsin, istiğfar yapamazsın, tövbe edemezsin, ibadet yapamazsın. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, İnsanın dünyada aldığı tek bir nefes, ahiretin 100 milyon senesine bedeldir. Burada bir defa Allah desen hesap değişebilir. Ama orada bin kere desen hesap değişmez. Eğer Allahü Teala bildirmese, Cenab-ı Hakk'ı ve sıfatlarını peygamberler de bilemez. Onun için Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kendi razı olduğu yolu peygamberlerine bildirmiş onlar da ümmetlerine bildirmişlerdir. Bu Allahü Teala'nın bildirdiği yolun ismi dindir. Dünyanın her yerine hak olan 124 binden ziyade peygambere ben bundan razıyım, ben şundan razı değilim diye bildirmiştir. İnsanlar biliyorlar ama edinmeye gelince benim böyle olmam lazım. Ben artık bunlara uymam, ve böyle yaşamam lazım dediği zaman üç gün geçiyor. Dördüncü gün tekrar hepsini unutuyorlar. Çünkü nefis var, şeytan var, menfaat var, çevre var. Onlara ne derler var. Onların takdiri var. Onların zemmetmesi var. İşte bunların hepsi insanı yoldan sapıtır. Üç gün, dördüncü gün yine hepsi unutulur. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretlerinin menkıbelerinden nakledelim. Hazreti Ebu Süleyman şöyle anlattı: Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda hafiften bir ses: "Ya Ebu Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik." diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim diye söz verdim. Ebu Süleyman Darani'nin talebesi, Ahmet bin Ebul Havari şöyle anlatıyor. Bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüşüm. Suya ihtiyacımız oldu. Susus kaldık. Hocama, efendim su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini açıp şöyle dua etti. Ey gaypları bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bizlere iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu alıp yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. İnsanın nefsi, Allah, peygamber düşmanıdır. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. En büyük, Allah, peygamber düşmanı, insanın içindedir. Neyse ki Allahü Teala onun iman etmesini, onun Müslüman olmasını istememiştir. O ne yaparsa yapsın. Yeter ki siz kalbinizden iman edin ve onun şerrinden bu imanınızı koruyun. Böyle olursa ben sizi cennetime koyarım. Ama onun tarafına kayarsanız yanarsınız. Eshab-ı Kiram dahil onların hepsinin nefsi mutmainne bulmuştu. Nefisleri iman etmişti ama vücutlarının maddeleri ölünceye kadar mücadeledeydi. Onun için küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz demişlerdir. Küçük cihat savaş ama büyük cihat vücutlarının tabiatı itibariyle olan dört maddeye karşı ölünceye kadar devam edecek olan mücadeledir. Dolayısıyla evliya da olsa bu dört madde ıslah edilmedikçe her an kudurabilir, tetiklenebilir. Büyükler Hiçbir ev temelsiz olmaz. Hiçbir ağaç köksüz olmaz buyurmuşlardı. İster en büyük evliya olsun, başlangıç suridir. Yani başlangıç görünen imanı ele geçirmektir. Sonra üstüne ilaveler yapılır. O halde dinin temeli ilk başlangıçta öğrendiklerimizdir. Yani amen tüdür. Temel olmazsa bina ne kadar yüksek olsa hepsi birden yıkılır başlangıçta öğrenilenler yani suri, taklidi, görünüşte de olsa iman çok önemlidir. Etraf düşman doludur. Onun için büyüklerimiz, ehli sünnet itikadı balta girmemiş ormanların en ücra köşesindeki ab hayat suyu gibidir. O sudan bir damla içenler sonsuz olduğu için onu sonsuz olan cennete götürür buyurmuşlardır. Mal ya hayırlıdır ya da habistir. Hayırlı mal, ahirete yararlı olandır. Habis mal ise dünyaya yarar. Allahü Teala dünyayı yarattığı günden beri ona bir rahmet nazarıyla bakmamış, sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermemiştir. Çünkü dünya hem nefse fırsat verdiği için hem de insanı Allahü Teala'dan kopardığı için melundur. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam dünya mel'undur. Allah için olmayan her işte mel'undur buyuruyor. Kapıdan çıkınca veya otururken ölebiliriz. O halde ölüm bize çok yakındır. Halbuki biz onu kendimize çok uzak zannederiz. Eğer nefes alıp veriyorsak, bu fırsattır. Bu vücudu Rabbimizin rızasına uygun olarak kullanmayı Allah nasip eylesin. İnsanların gözüne girmekle bir şey kazanamazsınız. İnsanlar nankördür. Bugün sever, yarın döverler. Süleyman aleyhisselam bir karıncayı yakalamış. Sen bir senede ne kadar yersin? Bir buğday yerim demiş. Peki demiş, karıncayı bir kavanozun içine koymuş. Biraz da delik açmış. Bir sene sonra Süleyman aleyhisselam bakmış, karınca ve yanında yarım buğday var. Ona hani sen senede bir buğday yerdin ne oldu? Karınca senden korktum. Evvelden Rabbim veriyordu ona güveniyordum. Sen belki vermezsin diye yarısını ayırdım demiş. Onun için şu insanlara güvenmeyin. Bugün sever, yarın döver. Allah var, şeriki yok. Niyet hayır, akibet hayır. Nefse hitap etmeyen işler kesat gider.'' Biz tabi kesat da gitmesini istemiyoruz ama faydalı iş yapmak istiyoruz. Hüküm neticeye göre verilir. Büyüklerin bir kısmı bizim sükutumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan hiçbir şey anlayamaz buyurmuşlardır. Hani derler ya, konuşmak gümüşse susmak altındır. Allah rızasını düşünmekten başka bir şey akla gelmemelidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ömrü boyunca İslamiyeti yaymakla uğraştı. Yakin elde etmek için haramlardan çok sakınmak ve sevdiğini çok anmak lazımdır. Allahü Teala'yı en çok seven Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'dı. Neden? Çünkü Allahü Teala'yı çok severdi. İnsan çok sevdiğini çok zikreder. Allahü Teala'yı seven onu çok hatırlar, çok zikreder. Zikretmek Allah demek kelimeyi tevhid söylemektir ama sohbet etmek zikirdir. Kitap okumak en büyük zikirlerdendir çünkü onda ilim vardır. Namaz kılmak baştan başa zikirdir. İnsanları sevindirmek belhasıl Rabbimizin rızasına uygun yapılan her hareket zikirdir. Mübarek halleri Ebu Süleyman Darani Hazretleri çok ibadet eder Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. Allah'ım. Eğer bana günahım sebebiyle azab edeceksen, senden affını diliyorum. Çünkü senin af ve rahmetin benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, Eğer cimriliğim sebebiyle azab edeceksen, senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azab edeceksen, senden ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim. O anda gayipten bir ses, Ey Ebu Süleyman, seni cehenneme koymayacağım. Bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğimi haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Tefekkür beş çeşittir. Bir, Allahü Teala'nın yarattığı şeylere bakıp, onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbini tanımak hasıl olur. İki, Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3- Allahü Teala'nın vaad ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahü Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. Ehli muhabbet olmayan kimse himmete tam manasıyla ulaşamaz. Himmet sadece bir şeyi istemektir. Bu da Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Muhabbet ehli buna sünnete tabi olup bid'atlerden sakınmak suretiyle kavuşmuştur. Çünkü Resulullah himmette en yüksek derecede olup Allahü Teala'ya en yakın olandır. Cahillerin evliyayı inkar etmesi, büyüklere dil uzatması, onları anlamaktan uzak olmalarından ve kalplerinin hikmeti almamasındandır. Evliya olan zatlar evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yalancı olduklarını ortaya çıkarır. Allahü Teala'ya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir şeyi yapmaktan aciz kalırsan, bu acizliğini, zayıflığını anlamaktan da aciz kalma. Evliyayı hor görmek, marifetullahın, Rabbini bilmenin azlığındandır. Bir kimsenin, bir Müslümanı hor görmesi, iman ve marifet zayıflığındandır. Yol belli ve açık. Delil alimler, müçtehitler. Azık tam, binek kuvvetli. Fakat insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler var. Bunlar alimlere, müçtehitlere uymadan kendi görüşüne uymak. Nefsinin istekleri peşinde koşmak. Azığı, yiyeceği gayr meşru yerden toplamak, mesuliyeti unutup bineyi zayıflatmaktır. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeylerle uğraşmaları, nefslerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı, dostunu düşmanına ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. İnsanın kendine ait eski şeyleri giymesi, başkasının verdiği yeni şeyleri giymesinden hayırlıdır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Şu altı şey kendisinde bulunan kimsenin cahil olduğu anlaşılır. Birincisi, sebepsiz yere kızmak. İkincisi, faydasız yere konuşmak. Üçüncüsü, yersiz nasihatte bulunmak. Dördüncüsü, sırrını herkese söylemek. Beşincisi, herkese güvenmek. Altıncısı, dostunu düşmanından ayıramamak. Mü'minin dört alameti vardır. Sözü Allahü Teala'yı hatırlatır. Susması tefekkür. Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmek ve ahirette başına gelecekleri hatırlamak. Bakışı ibret, ilmi hayırdır. Denilir ki, güzel ahlakı elde etmek istersen, haram olan şeylerden sakın. Kim kalbini kibir, riya, haset ve gıybet gibi manevi hastalıklardan temizlerse, Allahü Teala da onun bedeni ve azalarıyla hayırlı, rızasına uygun işler yapmayı ona nasip eder. Hazreti Ali buyurdu ki, savaşta yiğitlik, Kızgınlıkta yumuşak huyluluk, ihtiyaç anında da hakiki dostluk ortaya çıkar. Sabır ne güzel ferahlık verici bir şeydir. Kim Allahü Teala'dan korkarsa ona eziyet ve sıkıntı dokunmaz. Allahü Teala'dan hayır ve iyilik umanlar umduklarına kavuşurlar. Kardeşlik ve dostluğunda samimi olan kimse kardeşinin kusur ve ayıplarını örtüp bunları affeder. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala her şeyi o kimseden korkutur, çekindirir. Kim Allahü Teala'dan korkmazsa Allahü Teala onu her şeyden korkutur. Allahü Teala bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem de ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir.